Herkese merhabalar. Melati Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabak mücveri tarifini paylaşmak istiyorum. Normalde kabak mücverini yaptığımızda e, görüntüsü şekli Şemali kesinlikle düzgün ve aynı şekilde hepsi aynı boyutta olmaz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarifte kesinlikle hepsi mükemmel bir şekilde, yiyenlerin kabak yediğini sandığı ama kabak mücveri tadında mükemmel bir lezzet deneyenlere kolay gelsin afiyet olsun diyorum. Ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Bütün malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Bunun için elimde 1 kilogram kabağım var. Tertemiz yıkadım ve bir aparat yardımıyla şu şekilde üzerine çizikler atıyorum. E, yalnız siz kabaklarınızı alırken e, birazcık daha enli geniş yani kalın olanlarından seçerseniz görüntüsü ve yapımı daha kolay olacaktır. Benim elimde bu kabaklar vardı. Özellikle bu tarif için de alışverişe çıkmadım. Bir an aklıma geldi ve kalkıp yapmaya başladım. Evet, hepsini çizdikten sonra baş ve alt taraflarını kesiyorum. Evet, kabaklarımız hazır. Hepsini bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi. Kabaklarımın geniş taraflarını içlerini oyacağım. Diğer kalan kısımlarını da el blenderından geçireceğim. Evet bütün kabaklarımı gördüğünüz gibi çizikler attım ve tam ortadan ikiye bölüyorum bütün kabaklarımı. Geniş olanların içlerini oyup tarifimde kullanacağım. Diğerlerini de iç kısımlarıyla birlikte el blenderından geçip iç harcı olarak kullanacağım. 4 kişilik üzerinden ben size malzeme listesini vereceğim. Ben bugün birazcık fazla yaptım kalabalık olduğumuz için. Evet bir aparat yardımıyla şu şekilde bütün kabakların içini oyuyorum. Alt tarafının da oyulmuş olması gerekiyor. Yani uzun bir silindir elde edeceğiz. Kabak dolması yapar gibi işlerini oyuyorum. Evet bu şekilde bütün kabaklarımı hazırlıyorum. Kabaklarımın geniş olan tarafların içlerini oydum. 7 parça içi oyulmuş kabağım oldu. Diğer iç harçlığını ve kalan parçaları da el blenderından geçireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde diğer kalanları da minik minik doğradım ki el blenderından geçirebileyim. Yalnız öncesinde bu kabaklarımızı halkalar şeklinde doğramam gerekiyor. Şöyle 1 santim kalınlığında doğramanız yeterli. Çok fazla kalın olduğu zaman da kızartırken içi pişmeyecektir veya uzun sürecektir. Bu genişlikte kesmeniz yeterli. Bütün kabaklarımı bu halkalar şeklinde kesiyorum. Gerçekten yiyenlerin kabak yediğini düşünüp içinin o baharatlarıyla yoğunlaştırılmış soğan sarımsağıyla mükemmel bir kabak mücveri tarifi. Yanında yoğurtla birlikte servis ettiğiniz zaman damaklarınızı şenlendirecek bir tarif. Kalan arka kısmına da yine iç harcıma eklemek üzere diğerlerinin üzerine ilave ediyorum tavanın içerisine yerleştiriyorum bu halka şeklinde kestiğim kabaklarımı kızartmak üzere yağın kızgın olmasına gerek yok hepsini yerleştiriyorum tek tek arkalı önlü kızarttıktan sonra içerisine hazırlayacağımız iç harçtan yerleştireceğim yani mücver harcından yerleştireceğim ve kızartacağız hep beraber Tamam bir kenara alıyorum ve iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Bütün kalan içini, ve ince olan kısımların hepsini minik minik doğradım. Ve el blender'ımın içerisine yerleştiriyorum. Blender'dan geçireceğim. Dilerseniz büyük robotta da geçirebilirsiniz. Ben hemen pratik olsun diye el blender'ı kullanıyorum bugün. İyice blender'dan geçirdik. Çok ufak olmasına dikkat edelim. Yoksa ağzınıza kıtır kıtır taneleri gelecektir. Şu boyutta olması yeterli. Hemen aparatını çıkarıyorum ve elimle sıkıp karıştırma kabının içerisine alıyorum. Suyunu kesinlikle sıkmamız gerekiyor. Eğer suyunu sıkmazsak çok fazla un alacaktır ve kabak mücverimiz lezzetli olmayacaktır. O yüzden hem kabağını sıkacağım hem soğanını sıkacağım. Kesinlikle içerisinde su bırakmayacağım. Yumurtayla hafif ıslatıp ununu baharatlarla lezzetlendirip hazırlayacağım. Bütün kabaklarıma ben bu işlemi uyguluyorum, hazırlıyorum ve diğer iç harcını yapmaya başlıyoruz. Kabaklarımı o şekilde verdim ve iki diş sarımsağım var. Onları da blenderımın içerisine doğruyorum. Bir tane kuru soğanım var. Onu da iri iri parçalayıp soğanla birlikte blenderdan geçireceğim. Evet blenderımı kapatıp kabak büyüklüğünde olması yeterli. Çok fazla büyük bırakırsak o da dediğim gibi çok lezzetli olmayacaktır. Evet soğanlarımızı da parçalayıcıdan geçirdim ve onların da suyunu sıkıp çıkarıyorum. Kabaklı harcımıza ilave ediyorum. Şu boyutta olması yeterli zaten. Gördüğünüz gibi çok fazla suyu var. Suyunu çıkarıyoruz. Evet soğanımı da bu şekilde sıkıp içerisine ekledim. Ve soğanım, kabağım hazır. Diğer iç malzemelerini ilave edip karıştırmaya başlayalım. Öncesinde bir demet maydanozum vardı. 1-2 dal nane ve reyhanım var. Doğradım, içerisine ilave ediyorum. Ee, nane ve reyhanı kesinlikle kabak mücverine çok yakıştırıyorum. Çünkü kabağın kendi bir lezzeti tadı olmadığı için reyhanın o aroması mükemmel bir lezzet katıyor. 2 yumurta ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı unum var onu da ilave ediyorum. Ben size vereceğim malzeme listesinde bir kaba, bir yumurta ve bir yemek kaşığı un olarak yapıp bu miktarı arttırabilirsiniz. Yani bir kaba, bir yumurta, bir yemek kaşığı unla Yaptığınız zaman kesinlikle mükemmel bir sonuç elde edersiniz. Bir tatlı kaşığı karabiber ilave ettim, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, pul biber ve bir çay kaşığı reyhan ve bir çay kaşığı da nane ilave edip e, tuzumu daha sonra ilave edeceğim. Yavuzumu ayırdıktan sonra bu şekilde şimdi harcımızı bir güzel karıştırıyorum iyice özleşip homojen bir kıvam elde edinceye kadar karıştırdım. Gördüğünüz gibi kıvamı mükemmel. Ee, siz bu kıvamına bakmanız gerekiyor. Kıvamına kendinize göre ayarlayıp ununu arttırıp veya eksiltebilirsiniz. Yumurtanızın büyüklüğüne göre değişecektir. Diğer halka Kabaklarımı da tavanın içerisinde gördüğünüz gibi kızarttım ve diğer yüzünü çevirdim. Kaşık yardımıyla hazırladığım harçtan ilave ediyorum. Kabağın kesinlikle bir yüzünü kızarttıktan sonra diğer yüzünü çevirdikten sonra e, iç harcını eklememiz gerekiyor. Aksi takdirde direkt çiğden koyduğunuz zaman dışındaki kabaklar pişmiyor. Kıtır kıtır ağzınıza geliyor ama bu şekilde mükemmel bir sonuç elde ediyorsunuz. Ve hiç yağ çekmiyor. Sıfır yağsız güzel bir kabak mücveri elde edeceksiniz. Şu şekilde hepsini tekrar ters çevirip diğer yüzünde kızarttıktan sonra en önemli detayı da bu esnada kesinlikle ocağınızın kısık olması gerekiyor. Kısık ateşte pişirmeniz gerekiyor. Diğer tavamı da ekledim. Yine kabaklarımı çevirdim diğer yüzüne. İki yüzünü bu şekilde kızartıp aynı şekilde devam ediyorum. Ben kalan diğer harcımı da normal kabak mücveri yapar gibi Tavamın içerisinde onları da kızarttım, hazırladım. Gördüğünüz gibi kabak mücverlerim hazır. Sunumunu yaptım. Yanında sarımsaklı yoğurtla, nane Ve reyhan yapraklarıyla birlikte mükemmel bir lezzet. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Diğer kalan kabaklarımı da hazırladım. Onu da size göstereyim. Bu şekilde bu kadar harcım kaldı. Evet mücverlerim hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.